Çocukluk çağında görülen anomalilerden bir tanesi de kraniofasyal anomalilerdir. Yani hem kranyum dediğimiz başta hem fasyal dediğimiz yüzde birlikte problem olan çocuklar. Bu çocukların tedavisi multidisipliner bir ekiple yapılmaktadır. Çünkü çocuğun gözün üzerindeki baş kısmıyla çocuk beyin cerrahisi ilgilenmektedir. Bunun altından üst çeneye kadar olan sınırı çene cerrahisi ve plastik cerrahi ilgilenmektedir. Yine mandibula dediğimiz alt çene ile gerek ortodonti, gerek plastik cerrahi, gerek çene cerrahisi ilgilenmektedir. Dolayısıyla tümünü kapsayan bir problemde sizin bu ekiple birlikte tedavi planlamanız gerekir. Genelde bu çocuklar sendromik sorunlardır. Yani genetik ailevi hastalıklardır. Bu nedenle hastanın önce genetik değerlendirilmesinin iyi yapılması ve ailenin bu hastalık uzun vadeli nasıl seyredecek konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bunun sonrasında radyolojik tetkiklere sıra gelmektedir. Gerek kemik yapısının gerek yumuşak dokunun gayet iyi görüntülenmesi ve buna göre tedavinin planlanması gerekmektedir. Beyin dokusu eğer çok sıkışıksa biz alın ve ön yüzü öne doğru ilerletme ve büyüyen beyne yeni yer açmaya yönelik ameliyatlar uygulamaktayız. Yine plastik cerrahi ve çene cerrahisi de eğer yüz çok geride ise ve yüzümüzün arkasındaki hava almamızı sağlayan hava yollarımız daralıyor ve çocuk yeterli hava alamıyorsa yüzü öne ilerletme ameliyatlarını yapmaktadır tahmin edeceğiniz gibi bunlar büyük cerrahi girişimlerdir ama ülkemizde başarıyla uygulanmaktadır.